Merhaba arkadaşlar, ben Sait Atik. Arkadaşlar, bu dersimizde sınavda çıkabilecek sorulardan daha önceki yayınlamış olduğum soruların içinden bir derleme yaptım. Bunun benzeri bir derleme daha göndereceğim. Burada arkadaşlar sadece limit ve süreklilik, genel bir tekrar yapacağız. Öyle çok da anlamsız soru yok. Her bir soruda bir incelik göreceksiniz. Beğenmeniz durumunda like atıp arkadaşlarınıza da ulaştırma noktasında yardımcı oluyorsunuz. Ve başlıyorum. Bir fonksiyon grafiği verilmiş. R'den R'ye fonksiyon her x, x0 değeri için bir g fonksiyonu tanımlanmış ve sormuş. Şimdi burası g f2 demek. Şimdi f'in 2'deki aldığı değer eksi 3'müş arkadaşlar, dolu olan yer. Burası eksi 3'müş. O zaman bu da g eksi 3 oldu. Şimdi buradaki x0'ın yerine eksi 3 gelince sağ tarafa göre açtığımızda f eksi 3 artı 3 çarpı limit x eksi 3'e soldan giderken fx oldu. F'in eksi 3'teki değeri arkadaşlar 1'miş. F'in eksi 3'teki soldan limiti sol taraftan geldiğimizde 4'müş. 12 bir daha oldu 13. Bu sağdan soldan yaklaşmayla ilgiliydi. Yine sorulabilecek bir soru. Şimdi x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda arkadaşlar burası 0. Logaritma pozitif sayılar için tanımlıydı. Ama arada eksi olduğundan dolayı ben bunu bölü olarak yazarsam logaritma 2 tabanında x kare artı x eksi 6 bölü x kare artı 6x eksi 16 oldu. Burası da zaten 0 oluyordu. Buradan 0 bölü 0 belirsizliğe geldi. Limit x 2'ye giderken limitin girip çıkmadığı yer yoktu arkadaşlar. Biz bu limit 2'yi logaritmanın önüne alabiliriz. Yukarısı x artı 3 çarpı x eksi 2 oldu. Aşağısı x artı 8 çarpı x eksi 2 oldu. X eksi 2'ler birbirini götürdükten sonra 2'ye yazdığımızda ne geldi arkadaşlar? 5 bölü 10 geldi. Bu başta ne var? Logaritma 2 var. Bu da 1 bölü 2 oldu. 2 üzeri eksi 1, eksi 1 başa düştü. Sonuç eksi 1 oldu. Burada A gördüğümüz yere B yazdığımızda 7 üzeri 0'dan 1, 1'den 1 çıktı. Gene ne geldi? 0 bölü 0 belirsizliğe geldi. Burada arkadaşlar ben şuna K olsun dersem üzeri ters işaretli olduğu için bu 1 bölü K olur. Bizim sorumuz 1 eksi K bölü 1 eksi 1 bölü K olur. Eğer K ile çarpar, K ile bölersem paydası k eksi 1 olur. K eksi 1 ile 1 eksi k giderse eksi k olur. O zaman sorumuz limit a b'ye giderken eksiyi başa çektim. 7 üzeri a eksi b oldu. A gördüğümüz yere b yazdığımızda 0. 7 üzeri 0 1 sonuç eksi 1 oldu. R sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için İki tane bilgi verilmiş olduğuna göre demiş. Şimdi M1 R sayıymış. F'in P noktasındaki limiti ile G'nin P noktasındaki limiti M R sayısına eşitmiş. Buna göre hangileri doğru, her zaman doğrudur demiş bu öncüllerden. Şimdi F'in limiti P'deki limiti G'deki limitine eşit. Burada arkadaşlar F ile G'nin görüntülerinin eşit olduğunu söylemiş. Limitin olması için fonksiyonun tanımlı olması gerekmiyordu. Bu düştü. Çarpımın limitlerini alırken limitlerin çarpımı olarak yazıyorduk. P'deki limiti f'in m'di. Bu da m'di. O zaman m kare oldu. Bu doğru oldu. Buraya geldiğimizde limitin girip çıkmadığı yer yoktu. O zaman xp'ye giderken f'in limiti m'di. G'nin limiti m'di. Buradan m'ler gitti. 3 derseniz hapı yudarsınız. M'in bir r sayı olduğunu söylemiş arkadaşlar. M 0 olması durumunda burada 0 bölü 0 belirsizliği vardır. Sonucun 3 olduğunu söyleyemeyiz. O zaman yalnızca 2 doğru olur. Yandaki grafikte tanımlı olduğu yerlerde y eşittir fx fonksiyonu verilmiştir. Buna göre f fonksiyonunun sürekli olmadığı halde limitinin olduğu noktalarda limit değerleri toplamı nedir demiş. Limit nerede olmuyordu arkadaşlar? Sadece hoplama noktasında limit olmuyordu. O zaman burada limit yok. Burada limit yok. Burada limit yoksa fonksiyon zaten sürekli değil. Süreklilikten bahsedemeyiz.
Bir de dedi ki sürekli olmadığı halde limitinin olduğu dedi. Bu noktalarda limit olmadığından dolayı gitti. Burada fonksiyonumuzun tanımlı değil. Burayı kaçırmış galiba bizim katip. Tanımlı olsun, aynısı olmasın, farklı olsun arkadaşlar. Burada bizim fonksiyonumuz tanımlı ama limit değeri ile görüntüsü farklı olduğundan dolayı sürekli değil. Burada fonksiyonumuzun limiti var 6. Burada 7'de fonksiyonumuzun limiti var 6. O zaman toplarsak oldu 12. Soru pandemikmiş. İki noktasındaki limiti 1 olduğuna göre m nedir demiş. Arkadaşlar şimdi iki noktasındaki limit, yani daha doğrusu limit yaklaşmak demekti. X gördüğümüz yere burayı alırsak ve 1'e eşitlersek bir m değeri gelir. Yukarıdakini alırsak bir başka m değeri gelir. Şimdi biz limit yaklaşmak olduğundan dolayı buradakini almayacağız arkadaşlar. 2'ye sağdan soldan yaklaşacak olduğumuz yer yukarıdaki grafiktir. O halde 2'deki limiti 6 artı m bölü 2m eksi 2 eşittir 1 olacakmış. O zaman 6 artı m 2m eksi 2'ye eşit, o tarafa bu tarafa 8 eşittir m oluverdi. Soru yine pandemikmiş. R de sürekli demiş. ÖSYM'nin sorduğu süreklilik sorularının ağırlığı bu şekilde parçalı fonksiyon arkadaşlar. Son 2 yılda hep bunlardan sormuşlar. Yani 2020 hariç. Yine sorabilirler. Ben bir de tanım aralığıyla ilgili, yani limit türev integrallerini sorabilir videosunda tanım aralığıyla ilgili soru da gelebilir demiştim. Bu videomuzda mı öbür videomuzda mı hatırlamıyorum. Varsa gelir, yoksa öbür videoda gelecek. Şimdi bizim fonksiyonumuz reel sayılarda sürekli ise kritik nokta olan 1'de de sürekli olması lazım. Ama fonksiyon tanımsız olduğu yerlerde zaten sürekli olmazdı. Biraz önceki grafikte de elemiştik. X 1'den büyük olduğunda, bizim fonksiyonumuz, bakalım, X yerine 1'den büyük olan 4 sayısını yazdığımızda payda nanay oluyor. O zaman bu fonksiyon sürekli olmuyor. Bu sefer biz nasıl düşüneceğiz arkadaşlar? Fonksiyon sürekli olduğuna göre bu 4 noktasında da sürekli olması lazım. Çünkü 4 birden büyük olan grubun içinde. Demek ki burası sadeleşiyormuş. Burası sadeleşiyorsa yukarıyı çarpanlarına ayıracağım diye uğraşmam. Çünkü payda payın kökü demektir. Yerine yazarsak 16 artı 4m eksi 12 eşittir 0'dan m ne geliverdi arkadaşlar? Eksi 1 geldi. Bu durumda x kare eksi x eksi 12 bölü x eksi 4 olur bizim birinci parçamız. X eksi 4 çarpı x artı 1 dediğimiz zaman bunlar da yeşir. Yukarıdaki parça ne oldu arkadaşlar? X artı 3 oldu. Yani bizim fonksiyonumuz şu hale geldi. X artı 3. M'i biz eksi 1 bulmuştuk. Eksi x küp artı nx eksi 1 oldu. X büyük eşittir 1 için. X küçüktür 1 için. Şimdi kritik nokta olan 1'de sürekli olacaksa 1'deki sağ limiti aynı zamanda f1'e eşit, 1'deki sol limitine eşit olması lazım. 1'deki sağ limiti 4, 1'deki sol limiti eksi 1 artı n eksi 1. Eksi 1 eksi 1 karşıya attık. N buradan ne geliverdi? 6. Bize manı sormuş. Eksi 1 çarpı 6 oldu. Eksi 6. Kaçırdığımız bir yer var mı? Eksi 1 oldu. Eksi 1 olunca yok galiba.